Teşekkürler herkese katılmanız için. Benim isim Naci Saraçoğlu. Atomika Teknik Cihazlar firmasının genel müdür yardımcısıyım. Teknik servis, aplikasyon ve satışla alakalı bütün birimler bana bağlı olarak çalışıyorlar. Bugün sizlere Atomika olarak bizler Suez markalı Sivers TOC cihazlarının neden bu kadar yaygın olduğunu şu anda Türkiye'de 130'dan fazla müşterimizde 250'den fazla cihazımız var. Ve bu cihazlar da bizim cihazlarımız ister online cihazlar olsun, ister laboratuvar tipi cihazlar, ister kontrol için kullanılan dedektörler olsun. Neden? Fiyatlarımız rakiplerimize göre çok çok pahalı olmasına rağmen bu kadar 250'den fazla cihazın alındığı ve kullandığını kısaca anlatmaya çalışacağız. Burada 3 bölümde gerçekleştireceğiz sunumumuzu. İlk bölümde İstanbul Bölgesi Satış Müdürü arkadaşımız Uğur Tan size Sivers model TOC cihazlarının genel olarak teknolojisinden bahsedecek ve bu teknolojilerin diğer teknolojilerle kıyaslamalarını anlatacak. Arkasından ben devralacağım sunumu ve size veri bütünlüğü ve veri güvenliği ile alakalı biraz çoğunuzun hakim olduğu ama belki benim katkıda bulunabileceğim bazı bilgiler aktaracağım. Artı son bölümümüzde de temizlik validasyonu konusunda TOC cihazlarının kullanımı hakkında aplikasyon müdürümüz Evren Depren arkadaşımız sizlere bilgi verecek. Evren Bey'in bu konuda birçok ilaç firmasıyla yaptığı değerli çalışmaları bulunuyor. Bu uygulamaları kendisi sahada da birçok kez tekrarladı ve tekrarlamaya devam ediyor. Ben şimdi sözü Uğur arkadaşımıza bırakıyorum. O devralıp sizlere sunumu yapacak. İyi günler, keyifli seminerler. Merhaba, ben Uğur Tan. Atomika Teknik Cihazlar Şirketi'nde İstanbul Bölge Satış Müdürü olarak çalışmaktayım. 9 yılı aşkın süredir analitik cihazlar sektöründe satış ve aplikasyon birimlerinde bulundum. Bugünkü webinarımızda sizlere ilaç sektöründe toplam organik karbon analizi kısmını ben anlatacağım. İlk olarak toplam organik karbon nedir? Toplam karbon, inorganik karbon ve toplam karbon olarak iki grupta incelenebilir. İnorganik karbon partiküllü ve çözünmüş formlarda bulunabilir. Toplam organik karbon ise uzaklaştırılamaz organik karbon, NPOC dediğimiz ve uzaklaştırılabilir organik karbon, POC dediğimiz iki başlıkta incelenir. Yine uzaklaştırılamaz organik karbon, çözünmüş, DOC ve partiküler formlarda bulunur. Kısaca TOC kimyasına ve oksidasyon metotlarına değinecek olursak, organik karbonun oksidasyon yöntemiyle iki farklı şekilde oksit edilme yöntemi var. Bunlardan ilki sadece UV lamba ile UV ışığına maruz kalan su hidroksil radikallerini oluşturmakta. Diğeri ise yaş oksidasyon dediğimiz UV artı persülfat yöntemiyle UV ışığına maruz kalan amonyum persülfat hidroksil radikallerin oluşmasına yardımcı olmaktadır. Denklemlerde de gördüğünüz gibi. Karbondioksit dengesi inorganik karbon ve karbondioksit denge halinde bulunmaktadır. Fosforik asit pH'i düşürerek dengeyi sağlar. pH'in 4'ün altında olduğu zaman karbondioksit 7 ile 12 arasında bir karbonat ve pH 12'nin üzerinde ise karbonat formlarında bulunurlar. Karbonik asit yine karbondioksit ile dengededir. İnorganik karbon dengesinde ise karbonat, bikarbonat ve karbondioksit içermektedir. İnorganik karbonlar bu bileşiklerin su içerisindeki oranı yine pH'e göre değişmektedir. İlaç sektöründe TOC cihazı kullanımı. İlaç sektöründe TOC, USP ve EP gereksinimleri için kullanılır. Yine temizlik validasyonu ve su sistemi kontrollerinde TOC sıkça kullanılan yöntemdir. Neden toplam organik karbon ölçeriz? Toplam organik karbon ilaç sektöründe kullanılan suyun kalitesini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. İlaç sektöründe üretimde kullanılacak suyun TOC değeri bildiğiniz gibi yasal olarak 500 ppb'nin altında olmak zorundadır. TOC ayrıca prosesi anlama, temizlik validasyonu, sızıntı tespiti gibi uygulamalar için de kullanılabilir.
İlaç üreticileri USP 643, EP 2244, işte Japon farmakopyası, Indian farmakopya gibi metotlara uygun şekilde saplaştırılmış su ve enjeksiyonluk suyu ölçmek için TOC izlemeyi kullanır. Daha sağlam izleme programları için ise proses kontrolü ve spesifikasyon dışı veya trend dışı sonuçların anında tespiti için online toplam organik karbon teknolojileri de kullanılır, sıkça kullanılır. Anında tespit kritik ekipman ve işlem içi partiler üzerinde etkiyi sınırlayarak zamanı ve maliyetleri düşürür. Temizlik validasyon amacıyla da bildiğiniz gibi TOC kullanılabilir. Farmakopik gerekliliklerden biraz bahsetmek gerekirse, bütün farmakopya gerekliliklerinde 500 ppb'nin altında olmalı su. Bu zaten kanun gereği böyle. Sistem uygunlukta genellikle 500 ppb'lik süktroz ve benzokinon testleri yapılır. Sadece Japon farmakopyasında SDBS dediğimiz bir farklı bir standart kullanılıyor. Yine bunlar valide edilmeli ve işte pure water, water for injection, steril paketlenmiş su, ham su içinde bu TOC uygulanabilir, su sistemlerinde uygulanabilir yöntemler. TOC direksiyon yöntemlerini 4 başlıkta toplarız. 3 başlıkta toplarız. Bunlar non-dispersive infrared dediğimiz NDR teknolojisi. Diğeri direkt kondaktimetrik yöntem, seçici olmayan kondaktimetrik. Bir de bizim Suez'in patentli membran kondaktimetrik tespit yöntemi, seçici kondaktimetrik yöntem. NDR TOC direktörleri gaz fazında karbondioksit ölçer. Kondaktimetrik yöntemler ise sıvı fazla karbondioksit ölçen sistemlerdir. Suez firması farmakopik analizler için size direkt iletkenlik ve membran iletkenlik metotlarında kullanılan cihazlar sunmakta. Direkt iletkenlik metotları metodu trend göstergesi ve biyomiktürlerden her türlü etkilenir. 6-12 ay boyunca kararlı kalibrasyona sahiptir, düşük bakım maliyetlerine sahiptir. Membran iletkenlik ise son derece doğru iyonik veya organik asit etkileşimi olmayan, etkilenmeyen sistemlerdir. Yalnızca karbondioksit seçici membran içerir. Taşıyıcı gaza ihtiyaç duymaz. 12 ay boyunca kararlı kalibrasyona sahiptir. Kararlı dahili numune akışı ve doğrusal düşük algılama sınırı ve yüksek hassasiyete sahip yöntemlerdir. Direkt iletkenlik bildiğiniz gibi kullanımı çok basit, düşük maliyetli sensörler. Tek bir hücreden oluşur. İçerisinde UV maddelerin, organik maddelerin UV ile karbondioksit oksidasyonu gerçekleşir. Aynı hücre içerisinde de iletkenlik artışı ölçülür. Burada iletkenlik değişimi sadece karbondioksit olduğu düşünülür. Şimdi bu videoda sizlere seçici olmayan kondaktimetrik, direkt kondaktimetrik teknolojiyi anlatacağım. İlk olarak organik bileşik içeren su numunesi numune girişinden analizlere giriyor ve oksidasyon reaktörü içerisinde dağılıyor. Daha sonra oksidasyon reaktörü bir UV lambası ve bir iletkenlik sensöründen oluşan bir komple bir sistem. İkisi de aynı sistem içerisinde. Organik yapılar içeride geziniyor. UV lamba açılıyor daha sonrasında ve UV lamba numuneyi oksitleyerek oksidasyon ürünleri üretiyor. Bu oksidasyon ürünleri arasında klorürler, işte sülfürler ve artı diğer bikarbonat ve hidrojen iyonları var. Toplam organik karbon hesaplamak için iletkenlik ölçülüyor burada. Bu tür teknoloji tüm iletkenliğin karbondioksit formundaki organiklerden olduğunu varsayıyor. Ancak burası çok kritik. İletkenlik hücresi oksidasyon reaktörüne entegre olduğu için içindeki klorür ve sülfür gibi karışan iyonların iletkenlik ölçümü de etkiliyor. Bu da size false pozitif ve false negatif dediğimiz pozitif yönde ve negatif yönde etki eden iyonların sizin analizinize katılmasına sebep oluyor. Bu da doğru TOC değil, aslında pozitif yönde veya negatif yönde yanlış sonuçlar almanıza sebep veriyor. Daha sonrasında valve açılıyor, hat temizleniyor, diğer numune gelip tekrar analiz bu şekilde devam ediyor. Bizim Suez firmasının Sievers Checkpoint sensörüyle size sunduğu teknoloji direkt iletkenlikten farklı olarak diferansiyel iletkenlik, diferansiyel direkt iletkenlik yöntemi. Bir iletkenlik hücresi var yine aynı şekilde. UV karbondioksit okside oluyor. Bundan farklı olarak ikinci hücre bulunmakta, iletkenlik hücresi bulunmakta. Ve diğer bütün rakiplerimizde aslında opsiyonel olan bizim direkt standart olarak verdiğimiz bir yer takılabilme özelliğiyle validasyon imkanı bu cihazda mevcut. Normalde biz fiyat olarak rakiplerimizden bir tık yukarıdayız ama bu özellik bizde opsiyonel değil, tamamen valide edilebiliyor cihaz. Siz rakiplerimizden daha ucuz aldığınız zaman ekstra bu işlemi yapmak istediğinizde opsiyonel buna ekstra bir ücret almanız gerekiyor gibi bir şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Bu validasyon imkanı ve VR takılabilme özelliği bizim checkpoint sensörümüzde tamamen standart. Burada checkpoint'in akış şemasını görüyorsunuz. Numune alt kısımdan birinci iletkenlikten ölçülüyor.
daha sonrası UV reaktör içerisinde okside olduktan sonra ikinci iletkenlik serinde iletkenlik değişimi ölçülerek size daha hassas sonuç veriyor. Suez firması Sievers Checkpoint sensöründe kullandığı ekranda gördüğünüz özel spiral numune yolu sayesinde tüm rakiplerinden daha iyi oksidasyon sağlıyor. Bunun en önemli nedeni spiral yapının UV kaynağının numuneye çok yakın olması, etrafında dolanması ve uzun süre, daha uzun bir yol olduğu için daha uzun süre UV lambanın etrafında dolanmasından dolayı oksidasyon rakiplerimizden çok çok daha efektif oluyor. Burada Sievers sensörlerinin rakipleri ve yine Sievers analizörlerinin bir karşılaştırma tablosu var. Sol tarafta gördüğünüz sensörler 3 tane Sievers Checkpoint'in rakipleri. Sağ tarafta da 500 ve M9 Sievers membran konduktimetrik yöntemle çalışan analizörler. Recovery çalışmasında gördüğünüz gibi analizörlerde %100'e çok yakın, çok net sonuçlar alabiliyorsunuz. Patentli membran teknolojimiz sayesinde. Fakat sensörlerde sapmaların ne kadar fazla olduğunu, özellikle kloroformda, DMS, soda çok fazla olduğunu görüyorsunuz. Fakat burada üreye odaklandığımızda aslında bu diferansiyel iletkenlik farkımızdan dolayı diğer firmalardan gene iletkenlik ölçümüne göre çok daha hassas sonuçlar aldığımızı, daha doğru sonuçlar aldığımızı rakiplerimize göre görebiliyorsunuz bu tablodan. Yine burada 14 ppb'lik bir kloroform sonucu direkt konduktimetrik yöntemle ve membran konduktimetrik laboratuvarda çalışılan bir yöntemle 19 gün boyunca yapılmış analizler membran konduktimetrik yöntemde çok hassas ve stabil sonuçlar aldığınızı, direkt konduktimetrik yöntemde belli süreler içerisinde büyük sapmalara neden olduğunu görebiliyorsunuz. Bu da yine aynı şekilde içerisindeki kloroformun 3 tane klor bulunması ve bunun içerisindeki ppb miktarını 200'lerden, 100'lerden çok daha yukarı 800'lere kadar çıkartmasıyla alakalı. Peki bizim patentli membran konduktimetrik teknolojimiz nasıl? Diğerlerinden farklı olarak iki farklı kanal mevcut bu sistemler içerisinde. İlk kanal IC kanalı, inorganik karbon kanalı. Bu kanal içerisinde ilk olarak membran vasıtasıyla karbondioksit ayrılıyor. Daha sonrasında iletkenlik ölçümüyle artış tespit ediliyor. Toplam karbon tarafında ise numune UV önünde karbondioksit yükseltiliyor UV oksidasyonu sayesinde. Sonrasında karbondioksit membrandan geçirilerek sadece karbondioksit alınıyor ve tekrar artış ölçülüyor. Böylelikle toplam karbon ve inorganik karbonu tespit etmiş oluyoruz. Birbirinden çıkartma işlemi sayesinde toplam organik karbona ulaşmış oluyoruz. Membran sonuç üzerinde pozitif ve negatif iletken türlerden ve heteroatomlardan gelen etkileri tamamen önlüyor. Alttaki şemada gördüğünüz gibi klor, brom ve diğer bütün iyonların geçmemesini tamamen karbondioksit geçerek size doğru gerçek karbondioksit, yani gerçek TOC sonucunu almanızı sağlayan bir yöntem. Burada da bizim membran konduktimetrik yöntemimiz, patentli membran konduktimetrik yöntemimizin size videosunu izleteceğim. Nasıl çalıştığıyla alakalı. İlk olarak organik içeren karbondioksit ve diğer bileşikler UV reaktörüne numune olarak giriyorlar. Daha sonra da numune karbondioksit transfer modülüne giriyor alt tarafta oksitlendikten sonra. Ortada gördüğünüz kısım membran. Transfer modülünde yalnız karbondioksit geçirgen membran var bahsettiğimiz gibi. Karbondioksit numune tarafından deiyonize su tarafına serbestçe yayılıyor. Oksidasyon yan ürünleri membran tarafında bloke edilerek TOC okumalarıyla etkileşimi tamamen ortadan kaldırılıyor. Sağ tarafta karbondioksitler geçti. Sol tarafta ise diğer pozitif ve negatif etkileyecek iyonlar bulunmakta. Karbondioksit ve iyonize su içinde bikarbonat ve hidrojen olarak iyonize oluyor. Karbondioksit ve iyonların konsantrasyonu membran boyunca dengeye ulaşıncaya kadar artıyor. Sonrasında valve açılıyor gördüğünüz gibi. Karbondioksit ve iyonlar iletkenlik hücresine aktarılıyor. Ve burada iletkenlik ve sıcaklık ölçülüyor. Şu anda ölçtüğümüz gerçek TOC değeri, yani karbondioksit değeri. Geri kalan bütün negatif ve pozitif etkiler diğer tarafta, membranın diğer tarafında kalmış durumda. Sonrasında ise karbondioksit ve iyonlar iyon ve karbondioksit giderici reçine kolonunda uzaklaştırılıyor ve diyonize su tekrar karbondioksit transfer modülüne geri besleniyor. Sistem bu şekilde tekrarlarına devam ediyor.
Sue Severs'ın sizlere membran kondaktimetrik yöntemle patenti membran kondaktimetrik yöntemle sunduğu iki farklı cihaz seçeneği var. Birisi Severs 500 RL modeli, diğeri Severs M9 modeli. Bunların arasındaki farklar 500 modeli sadece online model ultra saflar, ultra pure water'lar için kullanılıyor. Sadece UV membran iletkenlik teknolojisiyle çalışıyor. 0.3 ppb ile 2.5 ppm arasında ölçüm yapabiliyorsunuz. Sadece online. M9 ise ultra pure water, ultra saf su ve temizlik validasyonu içinde kullandığımız modelimiz. Online yanında laboratuvar ve portatif modelleri de mevcut. 3 farklı modele sahip. 500 modelinden farkı gaz oksidasyon gerçekleştiriyor. Yani UV persülfat artı membran iletkenlik yöntemi kullanıyor. 0.03 ppb ile daha geniş bir aralık olan 50 ppm arasında ölçüm gerçekleştirebiliyor. Severs M9'un analiz süresi 2 dakika, turbo modüyle 4 saniyede gerçekleştirebiliyor. Severs 500 ise 6 dakikada sonuç veriyor. İki teknolojide de kesinlikle taşıyıcı gaza ihtiyacınız yok. Eğer akım şemalarına bakacak olursak, ilk başlara bahsettiğim gibi çift taraflı, çift yöntem var. Sağ kısım IC'yi ölçen, inorganik karbonu ölçen kısım. Sol taraf ise toplam karbonu ölçen kısım. Sağ tarafta direkt membrandan geçerek inorganik karbonlar iletkenlik değişiminden ölçülüyor. Sol tarafta ise oksidasyon reaktörüne girip tüm karbon, tüm organik bileşikler karbondioksite yükseltilerek daha sonra membrandan geçirilerek toplam karbon ölçülüyor. Sonunda da gene toplam karbon eksi inorganik karbon yöntemiyle toplam organik karbon tespit ediliyor. Bu cihazın size sağladığı ekstra bir özellik delay kolondan önce hemen gördüğünüz sample conductivity cell. Bu cihazda numune hiçbir etkileşime, hiçbir yerle etkileşime uğramadan direkt iletkenliği de ölçülüyor. Böylelikle siz toplam organik karbon değerinin yanında iletkenlik değerini de bu cihazda 500 RL modeliyle ölçebiliyorsunuz. Severs M9 akış diyagramı da aslında 500'de aynı, ancak ilk başlangıçta sağ tarafta oksidizer, sol tarafta da asit kimyasallarını görüyorsunuz. Bunların katılımıyla yaş oksidasyon gerçekleşiyor. Onun devamında ise gene oksidasyon UV ışığı altında, UV kaynağı altında oksidasyon gerçekleşiyor. Membrandan sadece karbondioksitler geçip iletkenlik değişimi ölçülüyor. Sağ tarafta ise yine aynı şekilde membrandan geçip inorganik karbonlar tespit ediliyor. Sonunda toplam karbon eksi inorganik karbon işleminden toplam organik karbon analizi yapılıyor. İletkenlik bu cihazda opsiyonel, standart olarak gelmiyor. 500 cihazında standart, burada opsiyonel. İlk alım aşamasında bunu söylemeniz gerekiyor. Çünkü yurt dışında kalıp ediliyor. Sonradan opsiyonlar takılabilen bir şey değil. Ya iletkenlik aparatıyla gelecek ya da iletkenlik olmadan gelecek. Bunu en baştan söylenmesi gerekiyor. Japon farmakopisinde Section 452'de TOC izleme ile alakalı şu şekilde bahsedilmiş. Toplam organik cihazları karakteristik olarak iyonik organik maddeler ya da organik madde bulunan nitrojen, sülfür, fosfor ya da kimyasal yapısında halojen atomu içeren su örneklerini içinden karbondioksit ayırmadan organik maddelerin oksidasyonundan önce ve sonrasını iletkenlik farkından hesaplayarak organik madde miktarını bulur. Ancak bu durumda ölçüm sonucu negatif ya da pozitif etkilenebilir. Burada ilk bahsettiğimiz direkt kondaktimetrik yöntem, yani pozitif yönde veya negatif yönde etki edebilecek iyonları kastediyor. Sonuç olarak bu nedenle cihaz izlenecek suyun saflığı ve cihaz arızası durumunda kontaminasyon riski göz önüne alınarak uygun seçilmelidir. Bu yöntemde biraz önce bahsettiğim size bizim patentli membran kondaktimetrik yöntemimiz. Özetlemek gerekecek olursak, online ölçüm sonuçları membran teknolojisiyle online ölçüm sonuçları laboratuvar ölçümleriyle eşleşir. Laboratuvarda metot transferi çok kolaydır. Spesifik olmayan sonuçları azaltır. Laboratuvar ölçümlerini de azaltır. Doğru TOC trend data sağlar ve kayda değer yüksek işlem kabiliyeti sizlere sağlar. Ekranda Severs, Suez Severs TOC analizörlerinin spektrumunu görüyorsunuz. Aslında kısa bir özeti bu bizim ürün portföyümüzün. Geniş bir ürün portföyümüz var. Solda gördüğünüz 500 modelleri membran kondaktimetrik yöntemle çalışan online TOC sistemleri, biraz önce bahsettiğim gibi RLE modeli elektronikçilerin kullandığı, RLE modeli ilaççıların kullandığı model. Checkpoint bizim direkt kondaktimetrik yöntemle çalıştığımız, diferansiyel direkt kondaktimetrik yöntemle çalışan sensörümüz. M9 laboratuvar tipi, online tipi ve portable tip. Clinic validation, temizlik validasyonları ve
aynı şekilde gene ultrapür sularda çalışabileceğiniz sistemlerimiz gene membran kondaktimetrik yöntemle çalışıyor. Bahsetmediğim M5310C ve Innovox modelleri ise temiz sularda, yüzey sularında ve atık sularda daha çok işte üniversitelerde, belediyelerde, belediyelere teklif ettiğimiz sistemler. M5310C modeli yine portable ve online olarak ve lab tipi olarak bulunabiliyor. Gördüğünüz gibi diğerlerinden limitleri biraz daha yukarıda, 4 ppb ile 50 ppm arası. Yine membran kondaktimetrik iletkenlik yöntemiyle çalışıyor. Innovox ise diğerlerinden tamamen başka bir sistem. O suyun süperkritik noktasından karbondioksiti alarak NDR direktörde ölçüm yaparak analiz yapıyor. Onun limiti daha da yukarılarda, zaten atık su için kullandığımız model 50 ppb ile 50.000 ppm arasında ölçüm yapabilen spesifik modelimiz. Burada genel olarak ürünlerimizin hangi sektörlerde ve hangi analizler için kullanıldığını görüyorsunuz. Bu slides, bu video daha sonrasında App Academy'de ve YouTube'da yayınlanacağı için hani sonrasında eğer izleme fırsatınız olursa buradan detaylıca bakabilirsiniz. Ürünlerimizin hangi alanlarda kullanılabileceğini. Son olarak da bahsedebileceğim. Burada şematik olarak, basit bir şematik olarak bir ilaç fabrikasında suyun arıtılması, artı daha sonrasında yayılması, nerelerde kullanıldığıyla alakalı basit bir şema. Yine burada hangi modellerimizin hangi amaçlarla kullanabileceği, örneğin saf su için 500 RL modeli, temizlik validasyonu için M9 modeli, atık su için Innovox modeli şeklinde özetlenmiş bir halini görüyorsunuz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Şimdi sözü Naci Bey'e bırakıyorum. Naci Bey veri bütünlüğü ile ve veri bütünlüğüyle ilgili sunuma devam edecek. Anlattıklarımla ilgili herhangi bir sorunuz olursa yazılı veya sözlü olarak dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Uğur Bey, değerli bilgiler verdiniz. Burada kısaca bizim cihazlarımız neden bu kadar çok tercih ediliyorun teknolojik açıklaması yapıldı. Sizlere ilaç sektörü olarak, özellikle ilaç sektöründen katılan arkadaşlar için yabancı olmadığınız, hatta içinde bulunduğunuz bir konudan bahsedeceğim. Burada CFR 21 Part 11 ve bununla alakalı veri bütünlüğü konusundan bahsedeceğim. Burada CFR 21 Part 11 ile alakalı ve EMA'nın Annex 11 ile ilgili bunun özellikle veri bütünlüğü kısmını size irdeleyerek şey yapacağım. Öncelikle bir anket paylaşmak istiyorum. Anket sorum bu. Şu anda geçerli olan CFR 21 Part 11 kaç sayfadan oluşur diye bir anket sorumuz var. A şıkkı 5 ile 10 sayfa, B şıkkı 30 ile 50 sayfa, C şıkkı 80 ile 100 sayfa. Evet. Anket sonuçlarını sizinle paylaşıyorum. Burada beklediğim gibi, beklendiği gibi sonuçlar genellikle 30 ile 50 sayfa arasında diye sonuç geldi. Kimisi 80-100 sayfa diyen var. 5-10 sayfa diyen epey bir az sayıda kişi var. Normalde bu Amerikan Amerikan 21 CFR Part 11 dokümanı temel olarak 7 sayfadan oluşuyor. Bu 7 sayfa içeriği bakımından çoğu kullanıcının gözünde çok büyük bir şey yarattığı için ne derler, çok büyük bir sorun yumağı yarattığı için çoğu kimse veya işte uygulayıcılar kendileri buradaki alınan verileri okuduklarını uygularken çok karmaşık bir forma soktukları için genellikle çok karmaşık bir doküman olarak görülüyor. Halbuki bu dokümanın bahsettiği şey elektronik kayıtlar ve elektronik imzaların hangi kritere göre tam güvenilir ve kağıt kayıtlarına eşdeğer sayılabileceğini
belirleyen kriterleri içeriyor. Bir cihaz tarafından yaratılan elektronik verilerin bütünlüğü, doğruluğu ve izlenebilirliğine yardımcı olmak için cihazın yazılımı temel olarak şunlara sahip olması isteniyor. Birincisi erişim kontrolüne sahip olması ve o anda kimin kullandığının belli olması gerekiyor. Diğeri işlem geçmişi raporlama fonksiyonuna, bu audit try function diye bunu ikisini de yazdım ki şu audit kelimesi çok ilaç sektörüne işlemiş durumda. Audit biliyorsunuz denetleme anlamına geldiği için audit trail'da yapılan işlemlerin geçmişi veya denetleme tarihçesi diye adlandırılıyor. Artı elektronik imza. Bunlar isteniyor. Ana gereksinimler, CFR'ın ana gereksinimleri aşağıdaki kontrolleri kapsıyor. Birincisi denetim. İkincisi sistem validasyonu. İşlem geçmişi, denetim tarihçesinin tutulması. Elektronik imzaların kontrolü ve dokümanların kontrolü, dokümantasyon. Bunların yanında göz önünde bulunması gereken diğer faktörler verinin transferi, validasyonu, kullanıcıların eğitim ve kalifikasyonu artı altyapısal bazı destek prosedürleri. Bunlar ana gereksinimlerdi. Yine Avrupa GMP Annex 11'de genel bakarsak bu da 5 sayfalık bir dokümandan bilgisayarlı sistemler için bu yazılmış. 5 sayfalık bir dokümanı içeriyor. Burada personel, validasyon ve sistem inceleniyor. Prensip olarak depolama, dağıtım dahil üretimde ve kalite kontrolde bilgisayarlı sistemlerin kullanımı, rehberin ilgili diğer bölümlerinde verilen prensipleri gözlemleme ihtiyacını değiştirmez. Ben bilgisayar kullanıyorum diye orada rehberde anlatılan diğer prensipleri kontrol etme ve gözlemle ihtiyacını değiştirmiyor bunları kullanmak. Bilgisayarlı sistemlerin kullanım sonucunda nihai ürünün kalitesinde veya kalite güvencesinde herhangi bir azalma yaşanmaması belirtiliyor. Operatörlerin işlem içinde yer almamasına kaynaklanan bir önceki kullanılan sistem neyse onun özelliklerinin kaybolmaması veya kaybolma riskine dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlar anlatıyor kısaca prensiplerine bahsedersek. Her iki regülasyonu kıyaslarsak burada iki regülasyon arasında benzerlik olarak ortaya çıkan birincisi güvenlik, verinin güvenliği, diğeri işlem geçmişi ve denetim tarihçesi yani audit trail artı elektronik imzalar. Bunlar ortak parçalı olarak ortaya çıkıyor. Ben sizlere çok sağda yukarıda görülen resimde ilaç sektöründe böyle flash kelimeler işte integrity, data accuracy, database, domain, consistency, life cycle gibi bazı şeyleri görüyorsunuz. Bunlar böyle ne derler, moda kelimeler. Ben size kısaca veri bütünlüğü nedir? Yeni regülasyonlar ve kurallar nelerdir? Prosesinize dikkat etmeniz gereken alanlar nelerdir? Ve uygunluk, yani bunlara bu CFR ve diğer regülasyonlara uygunluk neye benziyor? Uygunluktan ne anlamamız gerekiyor? Bunları anlatmaya çalışacağım. Bu konu çok önemli çünkü bununla alakalı çok değişik tanımlar var. Önce ben size veri bütünlüğünün tanımıyla başlayacağım. Yani veri bütünlüğünün İngilizcesini çoğu kimse şey yapıyor. Data integrity. Bunun tanımıyla. Bunun değişik tanımları yapılmış. Değişik kuruluşlar tarafından. ISP'nin yaptığı tanım. Veri bütünlüğü verinin yaşam döngüsü boyunca. Life cycle. Yaşam döngüsü boyunca tam tutarlı ve doğru olmasını kapsar. Demiş. Veri bütünlüğünün tanımı olarak. FDA'ye göre veri bütünlüğü verinin eksiksizliği, tutarlılığı
ve doğruluğunu gösterir. Hu'ya göre veri bütünlüğü, verinin tam, tutarlı, doğru, güvenilir olma derecesini ve veri karakteristiğinin tüm yaşam döngüsü boyunca korunduğunu gösterir diye tanımlanmış veri bütünlüğü. PDA'ya göre de verinin güvenilirliği veri bütünlüğü olarak adlandırılır diye kısaca geçilmiş. Burada özellikle bu highlight edilen, bu üzeri çizilen iki tanıma bakarsak burada veri bütünlüğünden bahsediyor. Tamam. Ama bu tam olarak ne anlama geliyor? Tam olarak ne anlama geliyor? Burada anlatılmak istenen herhangi bir cihazda bir veri yaratıldığı zaman, veri oluşturulduğu zaman bu verinin ilk oluşum aşamasından sonra tüm döngüsü boyunca, tüm life cycle'ı boyunca değişmeden, değiştirilmeden ve bir öncelikle verinin tutarlı olmasını şey yapıyor, tutarlı bir veri olması. Yani veriyi aldınız ama o aldığınız verinin gösterdiği rakam tutarlı bir rakam mı değil mi? Doğru rakam değil mi? Doğruluğunu test etmeniz lazım. Artı tüm yaşam döngüsü boyunca bunun değişmediğini güvence altına aldığınız zaman veri bütünlüğünü tam sağlamış oluyorsunuz. Yine Alcoa diye bir kısaltma var. Bu da bunun Türkçeleştirme imkanı biraz zor olduğu için, çünkü Alcoa'yı Alcoa dediğin zaman herkes anlıyor. Ama Türkçesini herhalde çoğu kimse şey yapmayacaktır. Onun için böyle bıraktım. Burada Alcoa dediğimiz değişik kriterlerin baş harflerini sıralamışlar. Attributable, legible, contemporaneous, original, accurate, pluslarında da complete, consistent, enduring, available. Bu Alcoa'nın uygulaması yıllardır, 1970'lerin başlarından bu yana uygulaması yapılıyor. Aslında veri bütünlüğü kavramı son yıllarda çıkan bir kavram değil. 1970'li yıllardan bu zamana, bu Alcoa'nın uygulamasıyla son zamanında, son 90'lardan sonra buna artılar eklendi. Yani burada ne tam olarak tanım olarak burada ne tanımlanıyor? Bir aksiyon varsa bu aksiyonu kim gerçekleştirdi? Eğer bir herhangi bir kayıt değiştirildi mi, değiştirilmedi mi? Değiştirildiyse neden değiştirildi? Ve kaynak data ile birlikte bunun saklanması. Datanın sürekli saklanabilir bir ortamda, istenildiği zaman okunabilecek şekilde saklanması, yani kayba mahal vermeden sabit, sürekli olan bir ortamda saklanması, datanın oluşturulduğu anda kaydedilmesi ve üzerine tarih, zaman damgasını bulunması, orijinal kaydın veya sertifikalı kopyasının tutulması, data üzerinde herhangi bir hatanın veya dokümante edilmiş değişiklikler haricinde herhangi bir eklemenin, ilavenin yapılmamış olması lazım. Tüm veriler, bununla birlikte yapılan bütün testler, tekrarlar ve tekrar analizlerle birlikte saklanması, yani tam olması. Yani atıyorum 5 tekrar yaptınız, en iyi 3 tanesini seçip de raporlayacaksınız ama bu arada o 5'inin de saklanması gerekiyor. Bu şekilde tutarlı olması, yani bir sekans çalıştığınız, bunda belirttiğiniz, sekansta belirttiğiniz değerlerin tarih ve saatiyle birlikte tam tutarlılık içinde bulunduğunun kanıtlanması.
Laboratuvarda kontrollü bir ortam içinde bir çalışma kaydının tutulması ve elektronik olarak bunun, elektronik kullanan sistemlerde bunun valide edilmesi, sağlamlığının valide edilmesi. Yine dataların daha sonra tekrar gözden geçirmek için veya denetleme için veya denetleyici kuruluşların denetimleri için ulaşılabilir olması. Bunları içeriyor. Yani Alcoa'yı yıllardır uygulayan kişiler aslında veri bütünlüğünün de veri bütünlüğü kavramını yıllardır uyguluyorlar. Burada veri bütünlüğü ve veri güvenliği artı veri yönetimi konusunda bir USB krizi diye bir kriz var. Silvus'un cihazlarını kullanan müşterilerimiz, yani yaklaşık 130 küsür tane, 130'dan fazla müşterimiz, 250'den fazla cihazda çok iyi bilirler. Bizim bazı cihazlarımızda, yani cihazlarımızın çoğunda bir USB bellek kullanılıyor. USB bellekle aletin üzerindeki kaydedilen veriler alınıp bilgisayar ortamına aktarılıyor. Burada bu bizim için meşhur, bilmiyorum sizler ne kadar şey yapıyorsunuz bu konuyu. Burada sistemde, çünkü ilaç fabrikalarının çoğu da kendi birçok analiz sisteminde aman USB kullanılmaz, USB'ler portları hepsi yasaklı, hepsi kapatılmış. İşte bu CFR'a uygun değil USB kullanımı falan diye bir şey var. Ve birçokları bizim sistemlerimizi USB bellek kullandığı için bu aslında CFR'a tam bir uyumluluk teşkil etmiyor. Veri bütünlüğü açısından bir engel teşkil ediyor diye söyleniyor. Bir sorun olarak görünüyor. Halbuki veri yönetimi içinde veri bütünlüğü ve veri güvenliği, bu kavramlar tamamen veri bütünlüğü konusunda sizlerin ne düşündüğünüze bağlı olarak değişmektedir. Burada USB bellekte önce şunu sormak lazım. USB bellek bir veri bütünlüğü sorunu mu? USB bellek ne yapar? Verinin tam tutarlı veya doğru olmasını nasıl etkiler? Dosya yapısını nasıl etkiler? Neden bu kadar firma kullanımı yasaklamıyor? Çünkü dediğim gibi 250'den fazla firmada, ki bunların çoğu ilaç firması, kullanılıyor. Endüstri için artık uygun olmamalarının gerçek nedeni nedir? Şimdi USB bellek tabii ki özellikle firmalarda USB belleğe aldığınız bir veriyi cebinize atıp rahatlıkla firma dışına çıkartma imkanınız var. Bu özellikle fikri mülkiyet hakkını önem veren böyle kritik bir sektör için tabii birçok değişik cihaz söz konusu, birçok bilgisayarlar söz konusu. Verilerin USB'de taşınıp şirket dışına çıkartılabilmesi veya rakip firmaların elemanlarıyla paylaşılabilme riskini doğurduğundan dolayı çok tercih edilmeyen bir depolama türü ve bundan dolayı da birçok firmada bu portlar yasaklanmış durumda. Ama bu sorulara cevap verdiğimiz zaman USB bellek ne yapar? USB bellek bütün bilgisayarlarda kullanılan hard disklerin yaptığı gibi hemen hemen aynı benzer yöntemle datayı toplar, kopyalar, saklar. Verinin tam tutarlı veya doğru alınıp da ona saklandıysa buna herhangi bir etkisi olmaz. Dosya yapısını etkilemez. Bundan dolayı da birçok firma tarafından kullanılıyor ve yasaklanmıyor. Ha, endüstrideki yasaklanmasının gerçek nedeni, ilaç sektörü için özellikle gerçek nedeni, ilaç sektöründe özellikle fikri mülkiyet hakkı ile alakalı endişelenen, yani veri güvenliğinden, özellikle patente has verilerden, yani bir TOC cihazındaki TOC verisinden bahsetmiyorum, bilgisayarlarda olabilecek patente has verilerin güvenliğinden endişe edildiği için genellikle yasaklanıyor. Gerçek nedeni bu. İşin güzel yanı şu, yeni model
M9 serisiyle birlikte Sievers model cihazlarda, Suez'in ürettiği Sievers model cihazlarda USB bellek haricinde LAN üzerinden, Ethernet üzerinden veri aktarımı sağlandı. Dolayısıyla artık bu sorun M9 kullanıcılar için sorun olmaktan çıktı. Zaten piyasada 900, bunun muadili olan 900 cihazları önümüzdeki sene tedavülden kaldırılıyor. Artık desteği olmayacak. Bütün cihazlarda M9'a bir geçiş olacak. Dolayısıyla bu USB bellek olayı bununla birlikte son bulacak. Yine aynı şekilde online olarak çalışan 500 serisi cihazlar şu anda yeni M500 modeli çıkmak üzere. Muhtemelen bu senenin sonuna doğru yayınlanacak. Onda da yine Ethernet üzerinden paylaşımla, USB'nin yanında Ethernet üzerinden paylaşımla bu konuda gündem dışına çıkmış olacak inşallah. Tabii veri güvenliği ihlalleri giderek artıyor. FDA bu konuda uyarı mektubu yayınlıyor. Bunun bazı örneklerini vereyim. Nedir bu veri güvenliği ile ilgili ihlaller? Firmada tek bir parolayı 4-5 kullanıcının ortak kullanmasına izin verilmiş oluyor. Bu tabii o anda yapılan işin kim tarafından yapıldığını görmeyi engellediği için bu veri güvenliği ihlali anlamına geliyor. Sistem verilerin değiştirmesine izin vermiş, kurulan oradaki veri yönetim sistemi izin vermiş ve bu özelliği kullanıcıların erişimi kısıtlanmamış. Yani bu kısıtlama yapılmadan çalışıldığı zaman yine burada FDA için bir uyarı mektubu şeyi veriler daha iyi verilerle değiştirilmiş, başarısız veriler gizlenmiş. Yine bir örnek. Ürünle ilgili başarısızlıklar raporlanmayarak deneme ölçümleri olarak listelenmiş. İşlem geçmişi raporlaması kapatılmış ve bazı cihazlarda mevcut değil. Yani bu çok önemli. Yani mutlaka audit trail özelliğinin cihazda mevcut olması ve bununla ilgili raporlamaların tam olarak yapılabilir olması lazım ve değiştirmeden korunması lazım. Dinamik veri düzgün bir şekilde korunmamış. Yani bir kromatografi sisteminden veri alıyorsunuz, veriyi saklıyorsunuz ama kromatografını saklamıyorsunuz. Bu yine buna bir aykırılık teşkil ediyor. Tüm bunlar yeni mi? Yani tüm bu ihlaller o odaktaki bir kaymayı mı gösteriyor? Ne kadar kabul edilebilir konusunda bir değişim mi görmek istiyoruz? Tabii ki bunlar yeni değil. Tüm bunlar yıllardır ilaç sektöründeki kullanıcıların ortak karşılaştığı soru ve sorunlar. Ve maalesef bunlarda herhangi bir değişim olmayacak. Yani mutlaka bu beklentiler karşılanacak. 2016'dan bu yana yeni rehber dokümanlar yayınlandı. Bunu FDA tarafından, EMA tarafından, PIC, ISPA, PDA, WHO tarafından yayınlanan dokümanlar. Bu rehber dokümanlarda FDA 8 sayfalık soru cevap şeklinde bir rehber yayınladı. Burada terimleri, tanımları yapılıp roller tanımlandı ve işlem geçmişinin ne olduğu netleştirildi. Burada bunun kontrolünde FDA yetkilendirilmiş durumda. EMA, MHRA 8 sayfalık soru cevap şeklinde. Burada odaklanılan konu yaşam döngüsü ve verilerin nasıl kullanıldığı odaklanmış. Alcoa ile güçlü bir bağ var. Alcoa ile benzerliği var. Burada eleştiri ve yetkilendirmeler yapılıyor. 40 sayfalık PIC dokümanı ve Alcoa'nın komple daraltılmış hali olarak bu doküman çıkmış. Sistem tasarımını tartışıyor ve tasarımcılar için prosedürel yaklaşımla açıklanıyor. ISPA'de de yüzlerce sayfa içeren, en iyi uygulamalar ve anahtar soruları içeren şeyler var. Bunları sizlere rehber döküman olarak tavsiye ederim okumanızı. İşlem geçmişi raporu gerçekte nedir? Yasal düzenleme, işlem geçmişi elektronik verinin oluşturulması, değiştirilmesi veya silinmesi aksiyonlarının kaydının tutulması işlemi,
verilerin oluşturulması, değiştirilmesi veya silmesi yol açan olayların kronolojisi. Düzenleyici kılavuz, bu işlem geçmişinin raporlamasının ne zaman açık, ne zaman kapalı olmasının uygunluğunu ve kaydın ne olduğunu tartışıyor ve sürekli kullanımını tavsiye ediyor. İşlem geçmişi raporunu denetleme kısım konusunda birçok bilgi barındırıyor. Yerel beklentiler, tipik olarak bir uygulamanın içinde gerçekleşen tüm aksiyonların kaydının işlem geçmişinin tutulmasını gerektiriyor. Bu arada meta veri nedir? Bazıları bu konuya girmek istemeyen bazıları şey diyebilir meta veriye. Yani meta veri sadece bir data diye geçiştirmeye çalışır. Meta veri örnek olarak açıklarsak ben biraz da hızlandım kusura bakmayın vakit yetişmek için. Her tür verinin tanımlamanını içeren birimler ve tipiyle alakalı bilgiler, zaman tarihi, kullanıcı ID, seri numarası, kimyasallar varsa akış hızları ve bunların tekrarlarını içeren verilere meta veri deniyor. Meta veri neler değildir? Kimyasalların kullanım zamanının değişimi. Ölçüm yapan kişinin parolası nedir? Export edilen dosyanın lokasyonu nereye yapılmıştır? Bunlar meta veri kapsamında değildir. Yeni beklentiler için sizlere tavsiyemiz 21 CFR kısım 11 ile başlanıp buna tam uygunluğun kontrol edilmesi, Alcoa ile devam edip bunun tüm prensiplerin karşılandığının sağlanması, daha sonra uygun kontroller olmadan ve 1-2 nolu kuralları çiğnemeden verinin yaratılamadığını, değiştirilemediğini veya silinemediğini konfirme etmek, ilgili kılavuz dokümanlara göre hesap yönetim gerekliliklerini tam karşılayacak şekilde izinleri, engellemeleri ve kullanıcı kontrollerini geliştirmek lazım. İşlem geçmişinin regülasyonlarla uyumluluğunu sağlamak, iç gereksinimleri karşılığında emin olmak ve denetim ve kontrol ile ilgili kılavuzda zorunlu tutulan işler için ESEP oluşturmak gerekiyor. Oluşturulan sistem ve aplikasyonların veri yönetimi, veri güvenliği, bütünlüğü konusunda iç ihtiyaçları karşıladığını göstermek gerekiyor. Sisteminiz CFR 21 uyumlu mu? Bu soruda böyle laboratuvarınızda kullandığınız bir iletkenlik ölçüm cihazını CFR 21 uyumlu olarak kullanabilirsiniz. Ama bunun çok daha iyi bir yolu var. Bizim Sievers'ın M9 cihazında yeni eklenen iletkenlik ölçüm özelliğiyle manuel işlemleri ve manuel kayıtları geride bırakarak tek bir numune alarak içinde hem TOC hem iletkenlik birlikte ölçüp bunu tek bir raporda raporlayarak kombine ölçüm raporlaması ve validasyonu yapabilirsiniz. Ben sunumumu burada bitiriyorum. Sievers ürünleri, tüm ürünler hepsi bütün regülasyonlara tam uyumludur ve bu tam uyumluluğu sağlayan piyasadaki tek ürün grubudur. Şimdi sözü arkadaşım Evren Bey'e bırakacağım, Evren Depren'e. Teşekkürler Naci Bey. Herkese merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz webinarımıza. Bu son bölümde TOC temizlik validasyonu ve bize sağladığı faydalardan kısaca bahsedeceğim. Giriş olarak temizlik validasyonu nedir diye baktığımız zaman aslında temizlik validasyonu kısaca tanımlayacak olursak üretim sonrası ekipman temizlendikten sonra uygulanan temizlik prosedürünün etkinliğini doğrulamak amacıyla yapılan işlemlerdir diyebiliriz. Bu genel işlemler kapsamında birkaç farklı fazdan oluşuyor. Ki bunlardan ilki design fazı, yani aslında en önemli fazlardan bir tanesi temizlik validasyonunda üretim ekipmanından ta ki analitik metot validasyon kısmına kadar etkin bir şekilde sistem dizayn edilirse sistemin aksaklığa uğramadan çalışması gayet mümkün. Sonrasında validasyon ve devamlı doğrulama fazlarından kısaca bahsedeceğim. Design fazı üretim ekipmanından tutun temizlik ajanına, numuneleme, limitler, analitik cihaz kalifikasyonu, geri kazanım çalışmaları ve analitik metot validasyonunu da kapsayan detaylı bir proses aslında. Sonrasında kalifikasyon ve verifikasyon fazları var.
Bu verifikasyon fazı artık sistemin tamamen çalışır durumda olduğu faz. Yani sürekli numune alıp sistemde kullandığınız analitik metotla, bu HPLC olur, gaz kromatografisi olur, TOS olur, U olabilir. Sürekli doğrulama yapmak ve belirlemiş olduğunuz limitler kapsamında ekipmana release olma şansı, yani serbest bırakma şansı tanımak anlamına geliyor. Burada temizlik ajanlarında kısaca değinmek istediğim bir konu var. Buradaki temizlik ajanlarının seçimi aslında prosesin oluşturulmasında en önemli noktalardan biri. Çünkü siz ekipmanda üretilen ürünü ne kadar iyi bir şekilde ortamdan uzaklaştırırsanız, verifikasyon aşamasında da fail olma olasılığınız o kadar düşük oluyor. Spesifik metotlar ve spesifik olmayan metotlar. Bu metotlara eminim şu an hali hazırda kullanıyorsunuz ve duymuşsunuzdur. Bunlardan spesifik olanlar, en bilindikleri, özellikle temizlik validasyonunda kullanılanlar, sıvı kromatografisi ve gaz kromatografisi. HPLC olarak da adlandırabiliriz sıvı kromatografisini. Özellikle UV ve RID dedektörlerle ilaç aktif maddelerinin yine miktarsal tayini ve verifikasyonu çalışmalarında sıklıkla konvansiyonel bir yöntem olarak kullanılıyor. Spesifik olmayan metoda bakacak olursak, bunlardan en başta gelenler TOC, toplam organik karbon metodu. Birazdan detaylı olarak HPLC ve TOC arasındaki avantajlar ve dezavantajlar üzerine konuşacağız. UV spektroskopisi ve iletkenlik. Analitik metodumuza baktığımız zaman prosesteki, yani ürün içerisindeki bütün materyalleri tek tek tespit edebiliyor muyuz? Ya da ürün dışında kullanılan deterjan ve benzeri materyalleri test edebiliyor muyuz? Bunlar temizlik validasyonunda çok önemli parametreler. Örneğin ilaç aktif maddeleri, deterjanlar, eksipiyanlar, yine plasebo içerisinde ilaç aktif maddelerine yardımcı olarak kullanılan materyallerin içerisinde bulunan yapılar. Bunların çoğu organik karbon içermekte ve organik bir yapıya sahipler. Ve bunların özellikle toksik olanlarının temizlik validasyonu çalışmalarında tek tek belirlenip uygun limitler içerisinde olup olmadıkları valide edilmesi kesinlikle gerekmekte. Prosesim gerçekten temiz mi? Prosesimizin temiz olup olmadığını aslında kullandığımız analitik metot vasıtasıyla ne yapabiliyoruz? Anlayabiliyoruz, tayin edebiliyoruz. Burada deneysel koşullara bağlı olarak HPLC tekniğinde limit of quantification dediğimiz LOQ6 veya herhangi bir peak görülememesi durumu söz konusu olabiliyor. Bu da bizim kolon, solvent ve numune uyumuna alakalı bir durum. Ve bu durumda ekipmanımın temiz olduğunu ben ne yapıyorum? Varsayıyorum. Çünkü bütün temizleme verifikasyon çalışmalarında herhangi bir peak veya gözlemlenememiş ya da elde edilen peak limit of quantification değerinin altında kalmış. Halbuki bu çalışmada TOC tekniğiyle baktığımız zaman normalde olması gerekenden çok daha fazla kirlilik kaynağı bulunduğunu görüyoruz. Bu muhtemelen HPLC tekniğinde API spesifik olduğundan dolayı API'ye uygun bir metot oluşturulmuş ve herhangi bir şey gözlemlenememiş materyal. Ama TOC'de genel olarak baktığımızda ekipman temizlendikten sonra içerisinde bulunan yardımcı maddeler, deterjanlar, mikrobiyal kirlilikler ya da herhangi bir olası kontaminasyonu biz ne yapıyoruz? Toplam organik karbon tekniğiyle rahatlıkla görebiliyoruz. Ki burada 1 ppm'lik bir karbon limiti verilmiş. Gördüğümüz çok üzerinde sonuçlar elde edilmiş. Yine HPLC tekniği ve yapılara bakacak olursak, HPLC hepimizin molekül spesifik olan kaliteli seviye bir tekniktir arkadaşlar. Amacımız zaten HPLC tekniği kötülemek değil, bizim HPLC 10.000 olanarak tam bir temizlik prosesi oluşturmak. Örneğin burada ibuprofen ve C vitamini örneği verilmiş. Eğer sizin metodunuz ibuprofen spesifik bir metotsa, sizin C vitaminini görme şansınız maalesef, yani yapmanız gereken C vitamini metot ve şartları, kromatografi şartları durmak olacaktır. Bir
sonuçlara bakacak olursak, ibuprofen spesifik olduğundan dolayı sadece ona ait olan bir konsantratör sistem size vitamin C ile ilgili bir bilgi vermiyor. Ama TOC'ye baktığımız zaman yapıların hepsi karbon içerdiğinden dolayı ve TOC de karbon spesifik bir teknik olmasından ötürü sistemde kolaylıkla ikisinin tam miktarını elde edebiliyoruz. TOC'nin buradaki tek dezavantajı spesifik bir metot olmadığından dolayı toplam yükü veriyor sistemdeki ve toplam kirliliği elde etmiş oluyorsunuz. Aslında bu bir dezavantaj değil, avantaj ama tabii neyi görmek istediğimizle alakalı. Özellikle biyofizik tekniklerde protein analizlerinde ekipman temizlendikten sonra alkalin bir deterjan kullanıldığında yapı degrede oluyor, parçalanabiliyor. Bunu normal kromatografiyle yani sadece HPLC ile tayin etmeniz çok mümkün olmuyor. Burada bir kütle spektroskopisini de sisteme dahil etmeniz gerekmekte ya da bir TOC cihazıyla analizlerinizi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Burada normalde yapı parçalandıktan sonra toplam karbon yükü değişmediğinden dolayı TOC sonucunuzda herhangi bir durum meydana gelmez. Ancak HPLC kromatogramınızda ne yapabilirsiniz? Degradanları görme şansınız var. O da analitik koşullarınızda şanslıysanız. Örneğin burada gördüğünüz üzere proteinin standarttaki hali ve daha sonra parçalandıktan sonraki hali ve burada da yine kromatogramın dışına taşmış halini görüyorsunuz. Bu tamamen deneysel koşullar, sizin mobil fazınız, kolonunuz ve analiz sürenizle alakalı bir durum. Bunu sistemi metodu geliştirerek bunları HPLC'de de görünür hale getirebilirsiniz. Tabii bu nasıl söylesem zaman kapsamında yani daha kısa sürede daha etkin sonuçlar almak için TOC bize yardımcı oluyor. Yani HPLC ile metot geliştirme çalışması yapmanız ve metodu tekrardan valide etmeniz gerekiyor. Üretimden sonra aslında ekipmanımda neler kalmış bunları spesifik metotla ya da mikrobiyal metotla görebiliyorsunuz. Örneğin sadece API spesifik bir HPLC metodunuz varsa size sadece API'yi verecektir. Ve mikrobiyal metot direkt mikrobiyolojik olan materyalin size count'unu, miktarını verecektir. Ama totale baktığınızda aslında ürün içerisinde eksipiyanlar, temizlik ajanları, degradanlar ve kontaminasyon olasılık dahilinde mümkün. Ve yine tekrardan TOC size bir non-spesifik metot olduğundan dolayı yardımcı maddeler ve sisteme müdahale ettiğiniz deterjanlar ve temizlik ajanları gibi materyallerin de varlığını tespit edebilmekte. Bu suda çözünen ve çözünmeyenlerle ilgili birkaç şey bahsetmek istiyorum sizlere. Örneğin suda çözünen materyaller zaten suyla rahatlıkla sistemden uzaklaştırılabiliyor. Ancak burada suda çözünmeyenler bizim genelde başımızı ağrıtan hangi teknikle çalışırsak çalışalım. Bunlarda suda çözünmeyenleri genelde yine bahsettiğim ilk baştaki temizlik prosesi burada çok önemli. Örneğin bu suda çözünmeyen materyal asidik ya da alkali bir çözeltide çözülüyorsa ona uygun bir deterjan seçip bunu degrede edip parçalayıp yapıyı sistemden uzaklaştırabiliyorsunuz kolaylıkla. Eğer bu organik solventte çözünen bir materyalse yine organik solvent kullanarak çözeltiye geçirip yine sistemden uzaklaştırabiliyorsunuz kalıntıları. Ya da yüzey aktif madde, belirli bir konsantrasyonda yüzey aktif madde kullanarak yine sistemdeki kalıntıları üretim ekipmanından rahatlıkla disperse ederek uzaklaştırabiliyorsunuz. HPLC ile TOC'nin kombinasyonundan bahsetmiştim az önce sizlere. Burada ona uygun bir örnek vereceğim. Örneğin sizin API'niz solvent içerisinde çözünüyor. Suda çözünmüyor. Siz bunu solvent spesifik bir metot oluşturarak yani solventli bir metot HPLC'de oluşturarak bunun tayinini sıvı kromatografisiyle yapabilirsiniz. Sonrasında siz yıkama cycle'ı verdiğinizde örneğin son yıkamada Ultra Pure Water'dan sonra VFI suyuyla, Water for Injection suyuyla rinse ediyorsunuz ve final rinse durulamasından numune alıyorsunuz.
Tabii burada içerisinde organik solvent, daha önce yıkadığınız için organik solvent kalıntısı olası. Bunun için TOC efektif bir teknik. Yani TOC ile örneğin o etanolde çözdüyseniz, sistemden uzaklaştırdığınız her yerde etanol kalıntısına TOC ile bakıp APL ile bakabilirsiniz. Eğer API suda çözünüyorsa zaten hem API'ye hem de diğer kalıntılara yine TOC ile bakabilirsiniz. Özellikle çoğu firmada gerçekleştirdiğimiz deterjan validasyonu TOC ile çok aktif ve rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz deterjan validasyonlarını. Çünkü HPLC'de özellikle mobil faz hazırlığı sistemsel şartlanma konusunda bazı deterjanlarda büyük problem çıkabiliyor. Birebir yaşadığımız problemler. Yine TOC her türlü deterjan için, yani içerisinde sadece karbon barındırması yeterli. Aktif bir yöntem olarak karşımıza geliyor. HPLC'de yine bileşenler için farklı metot istemesi, bu bileşene yani moleküle spesifik olmasından kaynaklı. Farklı moleküllerle çalışıyorsanız farklı metotlar oluşturmanız gerekiyor. TOC karbon spesifik olduğu için her iki molekülde karbon içeriyorsa tek bir metotla her iki molekülün de analizini gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine FDA'in, birazdan da paylaşacağım, TOC ile ilgili bazı yönlendirmeleri ve önergeleri var. Ki az önce de bahsettiğim gibi TOC ve HPLC'yi bir arada kullanabilmek büyük bir artı aslında firmalar için. Analitik metotların sayısını azaltmaktan kastımız az önce bahsettiğim karbon spesifik olmasından kaynaklanıyor. Yani hepsi karbon içerdiği için bütün bileşenler TOC ile tek bir metotta validasyonu tamamlayabiliyorsunuz ve temizlik prosesini optimize etmek. Bundan da kastımız design fazındaki deterjan seçimi ve doğru deterjanı seçip seçmediğinizi yine TOC vasıtasıyla valide edebiliyorsunuz. TOC'nin kısıtlamaları dediğimiz, yani organik karbon içermeyen yapılar, burada örneğin sodyum klorür gibi TOC'de bakmamızın mümkünatı olmayan yapılar ve su içerisinde tamamen çözünmeyen bileşikler. Tabii tamamen çözünmeyen derken çözünürlük göreceli bir kavram. Gerçi burada indekslerde verilmiş, özellikle Merck'in indeksine göre baktığımızda çözünür dediğimiz 10.000 ppm. Ve çözünmez dediği de 1000 ppm. Bu 1000 ppm bizim TOC'deki üst limitimizin yaklaşık 20 katı. O yüzden TOC için aslında hiçbiri çözünmez değil. Yani indekse göre çözünür çözünmez değil de biz genelde validasyon çalışmalarında, özellikle ilaç firmalarına verdiğimiz destekte yaptığım saha çalışmalarında kendimiz direkt TOC cihazını kullanarak materyalin çözünürlüğünü belirliyoruz. Ona uygun testlerimiz var ve o testlerin sonucuna göre TOC bu moleküle uygun veya uygun değil gibi yorumlama yapabiliyoruz. Yani bu indekse göre biz aslında bütün yapılar bizim için uygun görünüyor. Atline ve online temizlik doğrulaması bizim az önce Uğur Bey'in ve Naci Bey'in de bahsettiği gibi 3 farklı modelimiz var. Atline olanlar, offline olanlar yani lab modelleri ve online olanlar. Biz aslında temizlik validasyonunda bunların üçünü de kullanabiliyoruz. Ki en çok kullanılanı offline olan, yani laboratuvarda bulunan, taşınmaz olan TOC cihazımız. Diğerleri atline ve online olanlar. Bunlardan kısaca size bahsetmek istiyorum. Atline olan bizim portable TOC cihazlarımız. Biz bu cihazı üretim alanına götürüp direkt sampling, yani numuneleme yapıp analizini orada gerçekleştirerek raporlayabiliyoruz. Bu cihazlarımız Ethernet girişli ve printer bağlantısı yapılabiliyor ve taşındığı zaman tekrardan kalibrasyon veya doğrulama gerektirmeyen sistemimiz. O yüzden bu cihazı şekildeki çöp adamında götürdüğü gibi üretim alanına götürüp orada analizlerimizi gerçekleştirip daha sonra standalone bekleyeceği bir yerde bırakabilmekteyiz. Online temizlik doğrulamasında da yine burada göründüğü bizim sağdaki CIP tankımız, üretim tankımız.
ve bunun temizlik prosesiyle ilgili bir animasyon gösteriliyor. Son aşamada final rinse'de TOC ölçümü online olarak gerçekleştirerek sistem temizliğini online olarak gözlemleyebiliyoruz. Bu da bize ne avantaj sağlıyor? Yıkama cycle'ında örneğin deterjandan sonra 6 kere ya da 5 kere final rinse yapıyorsanız bunun sayısını belki de 2'ye düşürüp su sarfiyatını ve sistemsel zamandan olan sarfiyatı minimuma indirgeyebiliyorsunuz. İlk başta bir saf su geçiriliyor, ultra saf su. Daha sonra temizlik ajanı gönderiliyor. Temizlik ajanından sonra tekrardan final rinse'de VFI su gönderiliyor. Ve en son gönderilen VFI'de TOC ölçüştürülüyor. Ve burada TOC'nin artan azalan değerlerine göre sistemi nerede kesmeniz gerektiğini karar verebiliyorsunuz. TOC temizlik validasyonu için kullanılabilir mi? Kesinlikle. 1998 yılından beri monograflarda bulunan TOC QC testlerinde kullanılıyor arkadaşlar. Tabii HPLC daha geçmiş olan bir teknik TOC'ye nazaran ve kesinlikle QC testlerinde aktif olarak kullanılmakta. Özellikle ultra saf su ve enjeksiyonluk su analizlerinde ve temizlik validasyonlarında TOC dünya genelinde aktif olarak kullanılıyor. Ve bu da FDA'in TOC ile ilgili verdiği yazı. Yine bunu aşağıdaki linkten de detayına bakabilirsiniz arkadaşlar FDA'in sitesinden. Ki FDA'de hem TOC, ultra saf su ve enjeksiyonluk su analizleri için hem de rutin verifikasyon çalışmaları için önermekte. Özellikle swap sampling ve rinse sampling CIP aplikasyonlarında. Ve Türkiye'de arkadaşlar birçok ilaç firması TOC'yi hem saf su analizlerinde hem de temizlik validasyonunda aktif olarak kullanılıyor. Ekranda gördükleriniz bunlardan sadece birkaçı. Biz Atomico olarak gerek yerinde gerek kendi ofisimizde ara ara düzenlediğimiz büyük seminerler ve ofisimizde düzenlediğimiz kurslarda bu eğitimleri siz değerli müşterilerimize aktarabiliyoruz, verebiliyoruz. Tamamen sizin hangi türde bir eğitim tercih ettiğinizle alakalı ve her zaman bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Benimle cep telefonuyla, mail yoluyla ya da LinkedIn üzerinden hangisi sizin için uygunsa her zaman bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz, rica ederim. Sormak istediğiniz sorular varsa onlar üzerinden devam edebiliriz. TOC cihazımızda kalibrasyon süresi nasıl gerçekleşiyor? Bu çok güzel bir soru. Bizim en övündüğümüz nokta bizim bütün TOC cihazlarımızda bir kez kalibre ettiğinizde cihazı kalibrasyon yıl boyunca geçerli oluyor. Sadece dedektörlerde 6 ayda bir kalibrasyon tekrarı gerekiyor dedektörde. O şekilde tek kalibrasyonla yapabiliyoruz. Diğer birçok özellikle yakma teknolojisiyle çalışan cihazlarda kalibrasyonu sık sık tekrar etmek gerekiyor. Bu arada asit ve oxidizer'ı kendimiz hazırlayabiliyor muyuz diye sorulmuş. Yani şöyle ki Naci Bey, aslında önermiyoruz. Yani şöyle bir durum söz konusu burada. Eğer hazırlamak durumunda olursanız hazırlayabilirsiniz. Yani o zaruriyette kalırsanız. Ancak doğrulamasını yapmanız gerekiyor. Yani asit ve oksidizer hazırladıktan sonra yüksek konsantrasyonda bir TOC numunesi hazırlamanız gerekiyor. Ve oksidasyon ve asidin IC yükseltgenme seviyelerini ölçmeniz gerekiyor. Tabii burada TOC hazırlaması kolay ama IC standardını hazırlaması meşakkatli olan. Yani bu beceriniz ve varsa tabii ki de neden olmasın. Açıkçası şöyle, biz ilaç sektörü haricindeki sektörlerde zaman zaman böyle mesela belediyelerde bunlar geliyor ve diyoruz yani istiyorsanız hazırlayın, kendiniz şey yapın. Çünkü onların herhangi bir yere raporlama ve dokümante etme zorunluluğu yok. Onun için şey yapıyoruz. Ama ilaç sektöründe
Çünkü bunlar çok çok hassas. Yani 500 ppb dediğimiz, üflesen 500 ppb zaten içine TOC sokabiliyorsun. Onun için bütün bu hem reagentlar, hem reagentların kendisi, hem de aletle birlikte verilen deionize su, saf suyu, hepsi Suez firmasının kendi üretim tesisinde çok hassas olarak hazırlanıyor. 10 ppb'nin altında kanıtı bırakacak şekilde. Onun için tavsiye etmiyoruz. TOC dedektör temizliği için hangi kimyasalları kullanabiliriz? Kimyasal kullanmamanızı tavsiye ederim. Çünkü organik karbon, yani karbon içeren bir yapıyı kesinlikle örneğin etanol gibi, metanol gibi solventlerle sakın. Burada temizliği sadece su ya da evet, hidrojen peroksitin %1'den daha düşük konsantrasyonunda, ama hidrojen peroksit çok ağır kirlilikte kullanılıyor. O yüzden rutin kullanımda hidrojen peroksite gerek yok. Sadece suyla flash yapmanızı tavsiye ederim. Bu syringe flash opsiyonu var Data Pro 2 software'inde. Oradan 2 tekrar veya 3 tekrar syringe flash yaparsanız her analizden sonra bir sorunun kalmayacaktır. Cihazın turbo özelliğini nasıl kullanabiliriz diye şey var. Turbo özelliğinde şöyle ki, turbo özelliğinin satın alınmış olması gerekiyor. Yani cihazın ilk üretimde eklenen bir özellik. Upgrade daha sonradan edilemeyen bir özellik. Ve bu özellik varsa eğer cihazınızda, bunu aktifleştirdiğinizde 3 saniye içinde sonuç veriyor. Ama ilk baştaki 6 dakikalık flash sabit. Yani 6 dakikadan sonra 3'er saniyede bir size ölçüm veriyor. Tabii bu genelde bizim ilaç sektörüne önerdiğimiz bir opsiyon değil. Çünkü sapma da yükseliyor. Normalde %1'in altında olan sapmalar %8 ila 10 arasına çıkıyor bu özelliği kullandığınız zaman. O yüzden turbo özelliği ilaç sektörüne tavsiye etmiyoruz açıkçası. Ama kullanıyorsanız da sadece saf sular için kullanmanızı tavsiye ederim. Yani validasyon numunelerine kesinlikle kullanmanızı önermiyoruz. Evet.